Kipaş Holding'den 500 bin ağaç bağışı. Doğa dostu Kipaş Holding Kahramanmaraş'ın her bölgesini yeşertmeye devam ediyor. Bu kapsamda doğaya 500 bin ağaç hediye projesi kapsamında Kipaş Holding tam 500 bin ağacı toprakla buluşturacak. Hala da devam ediyor. Bu seneki programlarımızı da fazlasıyla gerçekleştireceğiz. Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, 500 bin ağaç bağış protokolünde katılımcılara bilgiler verdi. Şimdi biraz sonra imzalayacağımız kampanya için bizim hiçbir yasal zorunluluğumuz yok. Ama bir gönül meselesi, doğaya bir noktada borcumuzu da ödemek istiyoruz. Bu 5 milyon liralık bir proje. Bölge Müdürlüğümüz de bir hayli bu konuda çalışma yaptı. Ona da teşekkür ediyorum. Öksüz'ün çiftçilere bir de müjdesi vardı. Nişasta fabrikası yatırımımız var Türkoğlu bölgesinde. Günlük 1100 ton mısır kullanacağız ki Kahramanmaraş çiftçisine burada çok büyük bir destekte bulunmuş olacağız. Zaten Kahramanmaraş'taki kağıt ve tekstil sektörü bu nişastayı kullanıyor. Ayrıca bir de temizlik ürünleri üreten bir kağıt fabrikası yatırımına başlıyoruz aynı bölgede. Başkan Öksüz açıklamasında şirketleriyle alakalı ortaya atılan iddialara da yanıt vererek yapılan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Türkoğlu bölgesinde şirketimizi karalayan birçok yazılar çıktı. Bir fabrika, bir tesis kurduğunuz zaman çok kişi menfaat sağlamaya çalışıyor. Onların da hepsini, bunları da etik bir şekilde biz, basınımız da burada olduğu için bu konulara giriyorum. Ama herkese yardımcı olamıyorsun, etik olmayan şeylere yardımcı olamıyorsun. O insanlar bir araya geliyor, bu defa tesisleri karalamaya çalışıyor. Bizim atık bırakmadığımız dereleri biz atık bırakıyormuşuz gibi gösteriyor. Ve hakikaten en temiz, çevreye zararlı olmayan modern bir tesisi de o atığı bu üretiyormuş gibi gösteriyor. Maalesef bunlarda çok fazla bir şey yapamıyoruz. Bu da halkımız arasında yanlış bilgilere yol açıyor. İşte bak bu baca herkesi kanser yapacak, herkes mahvolacak, şöyle oldu, böyle oldu. Tabii bunlarla biz mücadele ediyoruz. Bunların hesabını da soracağız. İftiraların, yalan beyanların. Bu defa bakıyor sıkışınca diyor ki ya sanayici ben bunu yazınca bir gecede 2 kilometre boru döşedi diyor. Ya boru döşemek öyle bir gecede olacak şey değil. Bir sürü insanın arazisinden geçeceksin. Ama tabii biz bu seviyedeki insanlarla bir araya gelemeyiz. Aynı yanıt veremeyiz kesinlikle. Fakat burada da bu problemden de bahsetmeden duramıyorum. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise yapılan proje hakkında bilgiler vererek Kipaş Holding'e teşekkür etti. İbrahim Bey'in dediği gibi de burada Başkomşu bölgesinde bizim ağaçlandırma sahalarımız var. Onların üzerinde ilk yıl dikeceğiz. Daha sonraki her yıl yapmış olduğumuz ağaçlandırma projelerinde toprakla buluşturacağız. Biliyorsunuz cevizimiz de burası ünlü. Ceviz dikeceğiz. Badem, alıç. Bu yere uygun ve iklime uygun türlerle de ağaçlandırma yapacağız. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yapılan projenin önemine değindi. Gerçekten ilimiz adına çok sevindirici bir gelişme. Özellikle her yıl 100 bin adet olmak üzere toplamda 5 yılda 500 bin adet inşallah ilimizde toprakla buluşturulacak. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hanife Öksüz'e ve değerli yöneticilerine, yönetim kuruluna, devletimiz, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz böyle bir destekten dolayı. Daha sonra imzalar atılarak 500 bin ağaç bağışlanmış oldu.